Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda sizlere kalonşaların sonbahar bakımını anlatacağım. İlaçlamasını, nasıl budadığımı, ne tür işlemler uyguladığımı göstereceğim. Onun öncesinde kanalıma abone olur, bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. İşe ilk önce yaprakları temizlemekle, dallarını temizlemekle başladım. Kurumuş dallarını temizliyorum. Yaprakların üstündekiler arkadaşlar zirai ilaçtır. Hem mantar ilacı yapmıştım hem de unlu bit ilacı yapmıştım. Bu şekilde hepsini temizledim. Budamasını yaptım. Videoyu hızlandırmış bir şekilde gösteriyorum burayı sizlere. Ayrıntılı tek tek yapmak istemedim. Video uzun uzun olmasın diye, sıkılmamanız açısından. Şimdi bu işlemi yaparken bir hatırlatmada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Herkesten rica ediyorum, videoları sonuna kadar izleyin. Kanalımızı aşağıya çekmeyelim. Kanalımızın büyümesini istiyorsak birbirimize bu şekilde desteklerde bulunmamız gerekiyor. Bu arada sesimden hala özür diliyorum, sesimden dolayı. Gerçekten biraz rahatsızım ve sesimde ciddi sorunlar var. Henüz düzelmedi ama videoya da edit yapmak zorunda olduğumuz için bu şekilde ses tonum var. Şimdiden herkesten özür diliyorum. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. Arkadaşlar bakın, bütün uzamış dalları kesiyorum kalonşalardan. Kurumuş, çürümüş yapraklar varsa temizliyorum. Ve bazı bakın dallarda aşırı derecede unlu bit olmuş bir saksımda. Onun komple her yerini temizledim arkadaşlar. Böyle uzamış dalları kesip budamak çok faydalı. Onları ektikten sonra hemen kendi formlarını alıp dolu dolu saksılarımız oluyor. Ben topraklarını da tabii ki değiştirdim. Biliyorsunuz kalonşalar fazla susuz kalmaya gelemiyor. Ben bu şekilde sulamasını çok aşırı uzak mesafede olmayacak şekilde haftada bir ya da iki kere suluyorum. Ama tabii bu bulunduğunuz bölgeye göre de değişebiliyor. Konumlandırdığınız yere de bağlı olarak tabii ki. Bakın ben havai kökler çıkardıkları için ben hepsini kesiyorum. Kalonşalarımın aşırı büyük oldukları için saksılar da dolmuştu. Şekil bozuklukları olmuş gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bu işlemi sonbahar aylarında yapmıştım. Genelde sonbaharda budadığımızda şimdiki mevsimlerde hepsi tomurcuklu oluyor. Şu anda benim kalonşalarım da tomurcuklu zaten. Umarım videomu beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Videomu beğeniyorsanız çok rica ediyorum, beğeni yapmayı unutmayın. Beğenileriniz, yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bunların hepsi ücretsizdir arkadaşlar. Ve bizim için çok değerlidir. Daha güzel, daha faydalı İçerikler üretebilmemiz için dolayısıyla kanalımızın izlenmesi ve büyümesi gerekiyor. O yüzden elimizden geldiği kadar birbirimize yardımcı olabiliriz. Ve tabii ki de videomu ilk defa izleyecek olan arkadaşlardan kanalıma abone olmalarını rica ediyorum. Beğeni ve yorum yaparlarsa da çok sevinirim. Tabii ki de videolarımı beğeniyorsanız. Kanalım sadece bitki bakımıyla alakalı değildir arkadaşlar. Kendin yap projeleri uyguluyorum. O videolarımı da göz atabilirsiniz. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Şimdi ben işlemi gördüğünüz gibi kalonşalara yaptığım bakımı da bu arada izliyor olacaksınız. Bütün nerede kuru dal, uzamış dal varsa onları kesip buduyorum. Daha güzel bir form alabilmeleri için. Ve ben bu işlemi genelde her yıl sonbaharda yapıyorum arkadaşlar. İlkbaharla beraber bugünlerde hepsi tomurcukta ve çiçekte oluyorlar arkadaşlar. Şimdi ben çiçeklerimi ayıkladım, bitirdim. Bakın bütün bu kirler çıktı içinden. Burada da görmüş olduğunuz gibi unlu bit ilacı var. Bunu da köklerine ve bütün dallarına güzelce ilaçlama yapıyorum. Mantar ilaçlamasını da yapmıştım. Ama genelde biliyorsunuz kalonşalarda unlu bit çok yaygındır arkadaşlar. Eğer çiçeklerinizde herhangi bir unlu bit varsa bu şekil bir bakım yapmanız gerekiyor. Topraklarını bir daha kesinlikle kullanmayacağım. Ya da kullandıysanız da fırınlamadan kullanmayın. Sıcak günlerde güneşte de serebilirsiniz.
Ben saksılarımı bu şekilde hazırladım. Altlarında çok hafif, drenajını rahatlatmak için, deliklerin tıkanmaması için strafor parçaları koyuyorum. Toprağım bahçe toprağıdır. İçinde de biraz kompost var. Kendi yapmış olduğum kompost toprağı ve yanmış hayvan gübresi kullanıyorum. Kalonşalarım da arkadaşlar. Genelde kalonşalar toprak ayırt etmiyor ve yanmış hayvan gübresi de çok iyi geliyor onlara. Kompost toprağında da çok güzel bir şekilde verim elde edebiliyorsunuz. Eğer isterseniz tabii ki de kompost toprağını nasıl yaptığımı sizinle de paylaşırım. Bir video çekebilirim sizler için. Ben genelde mutfak atıklarından elde ediyorum. Karton, yanmış hayvan gübresi, toprakla karışık bir şekilde dökülmüş yaprakları. Hepsini bir yerde topluyorum arkadaşlar. Ve onları aşama aşama da sizlere isterseniz gösterebilirim. Toprağınıza ben solucan gübresi de karıştırmışım. Onu da isterseniz ilave edebilirsiniz. Burada bir sürü çeşit kalonşa türüm var. Yaklaşık 15 çeşit renklerde kalonşalarım var. Ve bunlar göreceksiniz saksıyı dolu dolu yapacaklar. Ve 3 ay sonra bunların ne kadar gelişip büyüdüklerini size göstereceğim kısmet olursa. Ben renklerini ekerken ayırmıyorum. Genelde karışık olmaları daha çok hoşuma gidiyor. Ama siz isterseniz tabii ki de farklı şekillerde ayrı ayrı ekebilirsiniz. Ben genelde bu şekilde ekiyorum. Arkadaşlar, kalonşalar güneşi çok seviyorlar. Havadar yerde olmaktan hoşlanıyorlar. Ama soğuğa karşı hiç dayanıklı değiller. Eksilere düşünce onları korumak zorundayız. Ben genelde çok aşırı koruma yapamıyorum. Sera yapmıştım. Bir önceki videolarımda isterseniz göz atabilirsiniz. Orada koydum çiçeklerimi. Çünkü bayağı çok kalonşalarım var. Ve bir sürü çiçeğim olduğu için genelde bütün çiçeklerimi içeride koyamıyorum dolayısıyla. Bu arada ben ekme işlemini neredeyse bitirdim. Bütün kalonşalarımı ektim. Ben burada size sadece bir 6 tane saksı gösterdim. Tabii ki de onlar bakın bayağı çoklar. Ama hepsini çekmek istemedim. Bu şekilde ekme işlemini geçirdikten sonra ve tabi ilaçlamasını yaptıktan sonra bunu söylemeyi unutmuştum. Köklerinden, toprağından budamasını yaptıktan sonra ve ilaçlama yaptıktan sonra bir gün boyunca o şekilde bıraktım. İlaçlı halde ve ertesi gün onları ektim arkadaşlar. Ektikten sonra ben kalonşalara can suyu vermiştim arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz halleri yaklaşık bir 15 gün sonra bu formu aldılar. Umarım kalonşalarla ilgili verdiğim bilgileri beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olur, bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.